Muhammed Esat Erbil, Mektubat, 135. Mektup. Nimetlere karşı şükür. Cenab-ı Mevla Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Azim ve Kelam-ı Kadim'inde Allah'a karşı gururunu sizi aldatmasın buyurmuştur. Yani lanetlenmiş şeytan sizi beni af ve mağfiretimin çokluğuyla aldatıp tertemiz şeriatımın sırları dışarına çıkarmasın. Gerçi Cenab-ı Hakk'ın af ve mağfireti çoktur. Lütuf ve keremine nihayet yoktur. Merhamet ve inayeti boldur. Lakin dünyada olduğu gibi ahirette de şer'i kanunun hükmü değişmez. Yürürlükten kaldırılamaz. Değerinden hiçbir şey kaybetmez. Ne kadar şefkatli, merhametli ve iyiliksever olursa olsun bir hakim kanunun hükmünü değiştiremez. Velev ki kendi çocuğu aleyhine bile olsa adaletin hükmünü yerine getirmekten geri durmaz. İşte Cenab-ı Hak bu gerçeği bize açıklıyor. Yani benim zatıma mahsus merhametime aldanıp da şer'i kanunlara aykırı hareketlerde bulunmayınız. Çünkü cezalandırılırsınız diyor. Burada bir mesele akla gelebilir. Şöyle ki şeriata aykırı hareketlerde bulunmayan bir insan için yine de af ve mağfirete ihtiyaç duyulur mu sorusuna cevap olarak evet, herkesin bildiği gibi kendisine nimet verilenin nimet verene teşekkürü vaciptir. Nimete karşılık teşekkür etmeyen kişiye nankör denir. Hakkındaki nimetler kesilir, verilmez. Bu duruma göre Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerinin kullarına lütfettiği sayıya ve hesaba sığmayan nimetlerini dikkate alalım. Mesela vücut organlarının, sağlık ve afiyetin, mal ve servetin, ekmek ve nimetin, buna benzer inayetlerin birer birer kadir ve kıymetlerini düşünüp değerlendirilir. Sonra da kendimizin bunlara karşı teşekkürlerini, yani mal ve bedenle gösterdiğimiz fedakarlığı karşılaştırıp tartalım. Acaba kaç binde birini yerine getirmeye muvaffak olabiliyor? Bununla beraber Cenab-ı Zat-ı Bari Hazretleri bizden nimetlerini kesmiyor ve eksiltmiyor. Tertemiz şeriatından ayrılmayan, acz ve kusrunu bilen kullarını af ve mağfiretle mükafatlandırıyor. Maksadımızı anlatabilmek için şunu da söyleyebilirim ki Cenab-ı Seyyidül Beşer, Şefii Arsa-ı Mahşer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabına hitaben merhametlerin en merhametlisi olan Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve merhameti, keremi ve inayeti olmadıkça hiçbir kimse cennete girmeye ve vuslata ermeye hak kazanamaz buyuruyor. Hazreti Peygamber'in bu konuşmasından sonra sahabe-i gücün radıyallahu anhum ecmain hazretleri ya Resulallah siz de öyle mi demelerine karşılık evet ben de öyle buyurmuş ve ilahi rahmetin kendileri için oldukça fazla tecelli ettiğini de ilave ederek cevap verdikleri rivayet edilmiştir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu hususta muvaffak eylesin. Amin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu.